Evet herkese merhabalar. Yine bir ilk izlenim videosuna hoş geldiniz. Hemen şu oyunun sesini birazcık azaltayım ve birazcık konuşmaya başlayayım. Çünkü bu mudur yani? Doğru düzgün ayar bile yok yani. Sadece şey volümü hani toplam hangi neyi arttıracaksın? Diyalogları mı düşüreceksin? Yoksa ses efektlerini mi düşüreceksin falan? Onun bile seçeneği yok yani oyunda gördünüz. Her neyse hemen öncelikle kısa bir giriş yapalım. Antalya'dayım, yıllık izindeydim. O yüzden videolarla hiç uğraşmadım. Dinlenmeye çalışıyordum kendimce. Daha önceki Xbox açılış videomda bahsetmiştim. Bu oyuna ilk izlenim çekmeyi düşündüğümden, bilgisayarda güzel güzel 60 FPS çekmeyi düşündüğümden. Hani Wii U versiyonu, bu Wii U'da çıkmış bir oyun daha öncesinde. Wii U'nun çıkış oyunlarından bir tanesi. Yani 2012 yılı oyunu. Bayağı 3 senelik bir oyun şu anda neredeyse. Daha bile eski olacak. Ben Wii U'da bunu oynamadım. Yani zombi oyunları pek ilgimi çeken şeyler değiller açıkçası. Ama bayağı güzel şeyler söylüyorlar bu oyunla alakalı. Ve ben de dedim ki madem bilgisayar çıkıyor niye bilgisayarda 60 FPS oynamayayım. O zaman alayım oynayayım. Hem de kanala ilk izlenim videosu çekmiş olurum diye. Başıma gelmeyen kalmadı. Oyunu bir türlü adam gibi bir kere Shadowplay oyunu görmüyor. Normalde ben bilgisayardan kayıt yaparken Shadowplay'i kullanıyorum. Shadowplay oyunu hiçbir şekilde görmüyor. Mecburen Fraps'e kaldım yani hani. Şu an bilmiyorum videoda çıkıyor mu, sağ üst köşede frame rate çıkıyorsa o Fraps'ten kaynaklanan bir şey. Yapacak bir şey yok, orada duruyor çünkü ben sürekli frame rate'i kontrol etmek istiyorum. O yüzden orada çıkması benim için önemli. Frame rate orada dursun. Eğer gözüküyorsa tabii, şu an bilmiyorum. Fraps onu çekiyor mu çekmiyor mu hiçbir fikrim yok. Ne kadar iyi çekiyor onu da bilmiyorum. Umarım düzgün çekiyordur. Onun haricinde oyunun sadece giriş 3 saniyesini falan oynadım. Hani Fraps acaba ne kadar müdahale ediyor diye baktım. Yani kare sayısına. Abi oyun 1080p çalışmıyor makinede. 2012 yılında çıkmış bir oyun bu. Grafikleri göreceksiniz şu anda. Rezil. Yani hani ya rezil demeyeyim de hani eski yani grafikleri. 2012 yılına göre de eski bu arada. En az bir 2008-2009 oyunu gibi falan gözüküyor oyun. Ama ona rağmen 1080p'de oyun bak Fraps'i çalıştırmadan 25 FPS'i zor görüyorum makinede. Bu makinede. Bu arada bu kıytırık bir makine değil. Yakında bunu inceleyeceğim. Kıytırık bir makine değil abi. Yani Witcher 3 oynuyorum ben bu makinede. 40 FPS falan alarak. GTA 5 oynuyorum. 50-60 arası bir FPS alarak falan. Anasını sattığımın oyunu, kıytırık oyunu, 2012'nin 2012'den eski gibi görünen, yani Wii U için çıktığı için eski bir olan bir oyun. Abi 25 FPS zor çalışıyor 1080p'de. Çıldıracağım. Çıldıracağım yani. Hani. Mecburen 720p'ye çektim. Kısaca bu Ubisoft'un çok güzel yani portlama yeteneklerinden bir tanesi. Bilgisayar portu bayağı rezil durumda. İnternete bakıyorum kimse hiç konuşmamış bu portun ne kadar kötü olduğuyla alakalı. Oyunu kimse almamış olabilir ondan. Yani hani oyunu alan 5-6 kişiden biri olabilirim gibi geliyor sanki bana. Bilmiyorum. Kimsenin konuştuğunu görmüyorum çünkü oyunla ilgili. Neyse yeteri kadar konuştuk. Artık başlayalım ufaktan. Şu an 720p oynamak zorundayım mecburen oyunu. Siz hiç fark etmeyecek, ben bütün videolarımı zaten 720p üzerinde renderlamıyorum. Çünkü internet hızım yetmiyor. Daha fazlasına. Normal modus. Normal modda her seferinde yeni bir survivor olarak oynuyorsun ve öldüğün zaman her seferinde yeni bir survivor olarak oynuyorsun. Tamam. Survival modda ise sadece bir karakterle oynayabiliyorsun ve öldüğün zaman game over. Fuck you, öyle bir şey yok tabii ki. Normal modda oynayacağım. Standart chicken for new bir survival edici. Tamam, standart olsun. O zombi hapşurdu mu? Ha, o bağırış mıydı, hapşurma mıydı? Daha çok bana hapşurma gibi geldi sanki. Öyle gibiydi. Ben babam hapşurunca öyle tüm mahalleyi inletir de genelde. Ha, iyi. Bir tane... The alchemy of wealth from air will bring a second blight upon mankind. This fog of death will cloak the land. And those men who are not prepared will succumb to its foul clutches. Simya ile şey ne alakası var? On those who heed not his words. Thus will the end come, and the world, made unworthy in his eyes, will be purified by black angels, so that he may begin anew. En nefret ettiğim şeylerden birini yapıyorsun. Bir oyuna girişte bir yerden alınma bir mısra bilmem ne vesaire ile hani hikayeyi simgesel bir şekilde ya da ne diyelim soyut bir şekilde anlatmak en gıcık olduğum şeydir. Hiç anlatma daha iyi. Bana sadece o tarz böyle görüntüler göster, o da yeter yani.
Ubisoft sunar. Ubisoft Montpellier'den bir oyun. Ubisoft Bukare neresiydi lan? Unuttum şu an. Bukareş'te herhalde, direkt öyle mi okunuyordu? Bukareş ile birlikte skip şeyi de gidecek mi oradan? Kontrolörle oynuyorum da oyunu. Xbox One kontrolörümü yanımda getirdim Antalya'ya gelirken. Mecburen kablolu bağladım tabii ki. Evet, zombiler var. Harika. Bu ben miyim? Tabii ki benim kim olduğum. Abi grafiklere bak. Gözünü seveyim, grafiklere bak. Yani iyi değiller. Anladınız mı? Yani iyi değiller. Bakın yani. Yani iyi değiller. Yani 2012 için de iyi değiller. 2012'de Far Cry 3'ü yaptı Ubisoft. Far Cry 3'ün grafikleri ne kadar güzel olduğunu hatırlıyor musunuz? Şu an için bile iyi Far Cry 3'ün grafikleri. Şu an için bile çok rahatlıkla alıp en ufak şekilde grafikleri yadırgamadan... Tamam, geleyim. Evet, sen. Bu ne lan? 2000 Space Odyssey'den çıkma gibi. Hell. I'm afraid I can't do that, hell. Yay, zombiler. London Bridge is falling down. Ne karakterimin bir ismi var, ne bir şey var. Çünkü bu bir survival deneyim, başka bir şey değil. Oyun içinde anında 40'a düştü. 720p'de oynuyorum oyunu ya. İnsaf be adam. Escape from infected. Nasıl koşuyorum? Tamam. L3'e basınca koşuyorum. Aynen, sen bana söyleyene kadar ben... Ben L3 diyorum da. Aslında L3 M3 değil. Arkadaş, her şeyi A ile mi yapıyoruz? Hala 45 FPS falan. 720p'de 45 FPS'i zor alıyorum. 1080p'de 35-40 FPS alıyorum ben Witcher'da. Yani bu makineyle. Loot. Hiçbir şey yok herif üzerinde. İyi. Orada alt yazılar. Display options tamam. Subtitles, display. Niye ne o bu gene ya? Bir dakika. V-Sync açık mıydı? Hemen onda bakayım. Bir saniye. V-Sync açık. Kapatsam ne kadar FPS alırım acaba? Hadi bir deneyelim. He, o zaten takmıyor. O oyundan çıkıp tekrar girmem lazım o muhabbet için. O da. Ama bir anda uçtu sanki FPS. Bir böyle bir 60'ları çıktı. Şuraya bakınca 60 alıyorum. Buraya dönünce 40'lara falan düşüyor. Neyse. Nail barricade. Need hammer. Çekiç lazım. Çekiç herkese lazım ya. Çekiçsiz olur mu zaten? Oo, el fenerim varmış şimdiden daha. Kafana göre kullanma dedi kısaca. Bataryalar lazımdı bir yani, piller. Ve aynı zamanda ölüleri kendisine çekiyormuş bu. Bu maalesef duyan ölülerden değil kısaca. Görebiliyorlar demektir bu. Şu sadece sese göre hareket eden ölüleri ben çok özledim. Onlar daha bir iyiler. Oradalar ama. Ama oradalar. Fuck! 30'lara düştü FPS, lanet olsun. Neydi şimdi bu? Prolog muydu? I don't know. Bu arada oyunun grafik ayarlarını falan filan düşüremiyorsunuz, onu söyleyeyim de. Yani yok öyle bir seçenek. Yani grafik ayarlarını düşürüp 60 alsam diyeceğim zaten. Ha yok yani. Yani oyunda sadece çözünürlük ayarı var. Bir iki basit efekt ayarı var. Parlaklığı arttırma falan var. Yani yani çok iyi görünmüyorsun. Sadece bir kabus derdim. Ooo, achievementlar, achievementlar çok güzel. Selam, iyi oldu. Güvenli eve hoş geldin. Benim arkadaşım bana prepper der. Prepper ne demekse. Ne biliyor musun? Çünkü ben her zaman hazırlıklıyım. Yani prepper prepared'den geliyormuş. İnanmayabilirsin. Ama bunun geldiğini biliyordum uzun süredir diyor. Yani bu olayın yani. Yok, görmüyorum, ona bakıyorum zaten. Workbench. Ha, burası save yeri miymiş? Bir bok görmüyorum ben şu anda. Hiçbir şey görmüyorum. Heh. Allah'ım yarabbim. İki jenerasyon öncesinin grafikleri resmen. Ama oyun çalışmıyor. Gene 60 çalışmıyor. Gene 60 çalışmıyor. Kafa yiyeceğim. 40'ı zor görüyorum oğlum. 720p'de 40'ı görüyorum. Ya bu nasıl bir... Ooo. Ben kendim yaptım. Bana prepper pad diyorum. Tamam. Size radar madar bir sürü şeyi var. Use keycard. Takikarda bu durum önemli değilim.
There's a generator in the toilet. See the green light on your smart map? Ha, gördüm, tuvaletteki jeneratöre gidiyoruz. Bu nerede? Hani? Ha şu. Yay, elektriğimiz var. Şimdi ne yaptığını görebilirsin. Ana odaya dön ve monitörlere bak. Hadi bakalım. Yalnız şey fena değil. Hani çevre grafikleri çok kötü değil. Ama karakter grafikleri ve rezalet yani. Çok kötü görünüyor. Ayna nerede? Aynaya mı baktım işte? Monitörlere bak dedim. Nerede? Neredesin? Son yardım etmeye çalıştığım için dışarı çıktık. Pezi dışarı çıktı ve nasıl görüyorum. Ama kullanıcı başka bir şey var. O backpack bir bog'tur. Bug out bag. İçindekilere ihtiyacın var dedi. Çantaya ve içindekilere ihtiyacın var. Harika. Peki buralardan alabileceğim işler var mı? Sanıyorum gerçek survival böyle bir şey oluyor. Find the previous survivor. Ha, direkt key card required. Benim key card'ım da yok. Hadi bakalım. Key card'ı bulana kadar saatler geçer mi? Öncelikle backpack nerede? O backpack'i o heriften almamız gerekiyor herhalde. Ha. Ben neredeyim şu anda? Buradayım. Zombi var mı? Zombi var mı? Zombi arıyorum. Seçici değilim. Ottan boktan korkma modundayım şu anda. Beni fazla korkutma lütfen. Annem içeride uyuyor. Radarı o şekilde çalıştırıyoruz. Şuradan eğilerek girebilirim sanki. Aynen. O pezevenk kesin uyanacak ya. Yani. Aldım. Bob benim en iyi arkadaşımmış. Tabancası mabancası var, flashlight'ı var. Handgun emmesi var. Tamam, tabancayı aldık. Harika. Yay, handgun emmi aldım daha fazla. Şimdi ne yapmamı istiyorsun benden? Şimdi burası zombi dolmuş olmasın lütfen. Hazırlayayım. Her neyse. Devam edelim bakalım. Nereye kadar gideceğiz? Yani. Yanlış mı gidiyorum yok doğru gidiyorum. Abi oyun kasıyor çıldırtıyor beni. Tüm Londra'daki tüm CCTV kameralar var. Bu yakında bir süper markette. Ha, bizi oraya yönlendirip bu kameralar ekleyecek öyle mi? Hocam sen ne istiyorsun bana açıkça bir söylesene. Hani ben bir an önce oyuna girsem artık hani her ne kadar bu odadan çıkmaya şu anda çok korkmuş olsam da açıkçası. Birazcık alışveriş yapman lazım dedi. Anlaşıldı. Buradan zaten her ne varsa burada henüz oraya giremiyorum. Key kartı bana kim bilir hangi ne zaman vereceğim. O zamana kadar ben ya da açık dursun ya. Açık dursun. Ne olur ne olmaz. Buraya hızlıca gelmem gerekir. Arkamdan zombiler kovalıyor olur. Bir şey olur. Hiç gerek yok yani ufak şeylere kalp krizlerine değil mi? Zombi var mı? O neydi? Bak. Bak oğlum 4 tane mi ne mermim var. Sen kaldırıyorsun bunları. Bir an ne oluyor dedim. Pardon. Tırstım. Nasıl şey yapıyorum onu? Quick slotlara koyuyoruz. Mesela bunu sağa koydum. Bunu sola koydum. Bu flashlight. Bunu almama gerek var mı yanıma? Yok herhalde. Mermiye falan filan. Bunu da iki sağa mı koydum? Ne oldu anlamadım. Bir şey olmaz durumunda onu kullanacağız. Şimdi bu solda değil mi? Tamam. Tabancam solda. Yavaşça geziyorum. Orada bir tane taret var lan.
Direkt taretle adam öldürmeye başlasam çok eğlenceli olabilirdi sanki. Yavaş ve sakince. Bu zombiler ölüler mi ya da zombiler mi onlar bilmiyorum. Tamam, bu kapıyı açmak için key kart lazım deme. Fuck. Çıkmak için key kart lazım. Bu stasyonu yerine kalmamız lazım. Infected. Item to now use your pad to scan the area and see what you can loot. Never look a gift horse in the mouth. Ne olur ne olmaz. Ooh. Nice. Sakin. Yavaş. Güzel. Boş. Senin altında bir şey var hatun. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Yes. Nedir o? Gazete. Bunun içinde mi? Tamam. Daha fazla mermi. Oyun düşünden daha fazla mermi veriyor bana. Bu da demektir ki çok yüksek ihtimalle bu şeyi çeviriyormuş. Çok. O ne? Doğru. Hadi canım. Buradan gidiyor söylüyor. Çok yüksek ihtimalle zombileri öldürmesi felaket zor tabancayla. Yani hani bu anlama geliyor. Bu kadar fazla mermi veriyor olması. Koş derken. Niye bunu yapıyorum bilmiyorum ama sanki yapmam gerekiyormuş gibi hissettim. Ha, şu kapıyı he. Yanlış dövüş bu. Peki ya sen? Ayağa kalkmana izin vermeyeceğim. Garanti alacağım her zaman için. Şimdi o kanla kaplanmışım. Kapı kilitli. Peki ya bu arkadaş? Ha, burası can değilmiş. Eşoleşik. Eşoleşik. Kalkma ya. Yey, soda buldum. Sanıyorum burada birden fazla var. Kendime çektim galiba. Selam. Radarımı mı kontrol edeyim? Arkadaş bu ışıklandırma niye ben her vurduğumda kapanıyor? Ya da onun ışıklandırma, yani o ışık açılıp kapanıyor, anladım. Benimle alakası yokmuş. Hani burada başka bir şey yok. Ben bunu geri ittireyim mi? Kapıdan mapıdan girerler bir şey olur. Ha? Daha mantıklı mı öylesi? Bir şey var mı? Bir şey yok galiba. Şimdi burayı... Elimde kriket sopam var. Çok güzel kafa kırıyor. Yeeey! Key kartı buldum. Yaşasın. Ne güzel. Bu ne? Ne buldum ben? O odun buldum. Artık kapılara odun çakabilirim sanıyorum. Burada ne var? Boş. Harika. Boş dolaplar. İnanılmaz güzel. Bu ne? Telefon. Telefon. Parlıyor, marlıyor bir şeyler. Güzel, güzel, güzel. Bu oyunun Wii U'ya ne kadar uyumsuz olduğunu hiç söylemiş miydim? Yani açıkça belli zaten de. Sakın. Sakın ha. Senin kafanı parçalamıştım zaten. Siz de Las Plagas değilseniz eğer sıkıntı yok tabi, kafası parçalanan zombi öyle zombidir. Işığı nasıl açıyordum lan? Işığı nasıl açıyordum? Işığı nasıl açıyordum? Böyle değildi ama bu da iyiymiş. Ha, bu sadece durarak yapabildiğim bir şey ama ne acıdır ki. Bakayım. Burası diyorsun. Peki. Bakayım. Burada giriş var mı? Var ama. Hocam ışığı nasıl açtığımı unuttum. Ha böyle. Okey. Ay fareden korktum. Resmen şeylere döndüm ha. Kadınlara döndüm böyle. Ay fare. Bu ne? Aman 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 aman. Fare gelmesin aman. Ne? Zıbın ya.
Girmeye korkuyorum oraya. Açıkça. Açık ve net yani. Hani benim bu tarz oyunlarla aramın iyi olmadığı ortada. Ama manyak gibi bugünlerde niyeyse sürekli bir korku oyunu... Lan in aşağı. Yey, kek mi? O nasıl kek lan? Ha, ufak kek. Böyle kek mi olur ya? Bir zamanda benim çocukluğumda Peki reklamlarının... Ya Peki'nin kek reklamları vardı böyle ilginç adam. Son, ölmeden önceki son isteği kek yemek miydi? Öyle bir şeydi böyle ama böyle bir uzak bir ülkede falan böyle. Yani çöl ülkesi gibi bir yerde. Ha kurtulduk, nereden bulacaklar ki keki falan diyordu. Peki'yi bulup getiriyorlardı falan. Ama sonra adamı niyeyse idam etmekten vazgeçiyorlardı. Hep beraber oturup onu yiyorlardı. Firing speed upgrade. Allah Allah. Bakayım. Nerede o? Resources, notebook, my web, my skills. Skill'lerim bok gibi zaten. My mission, my gear. Firing speed, prepare pad. Yani bunu kullanarak şimdi şeyi upgrade edebiliyorum. Anladılan, anlaşılan. Öyle mi? Nasıl kullanacağım peki? Buradan yapamıyorum demek ki. Muhtemelen aynı Last of Us'ta olduğu gibi özel bir yere gitmemiz gerekecek. Onu kullanabilmem için benim. Şincik. Hadi bakalım. Yani çok sakin gittik. Bu kadar sakinlik beni hiç mutlu etmedi açıkçası. Buckingham Bond Street. Şu an tam arka plandaki o kızın hareketleriyle baya baya şey oldu yani. Bu neydi şimdi? Loading screen'i yani. Laf olsun torba olsun diye loading screen koymuşlar. John Day predicted the plague. Bilmem kim salgını kabul et, fark etmiş de John Dee, John Dee her kimse. Allah, oyun 20'lere 20'lere düşmeye başladı. Sıçtık yine sıçtık abicim. Bilgisayarın özelliklerini şeye bırakacağım, description'a yazacağım, videonun açıklama kısmına yazacağım. Ha. Peki, nasıl yapacağım onu? Where is my pack? My gear. Nasıl kullanıyorum bunu? Ha pardon, ne yapayım ben ya? Şöyle. I'll get that for you. Yes, teşekkür ederim. Aç kapıyı. Okay, you're free to come and go now. Tamam, istediğin zaman çıkıp girebilirsin diyor amcam artık. Burayı açacak mı bana? Ha, oradasın. Okey, bana ulaşamazsın. En azından ulaşamaman gerekiyor. Hocam dur da bak, ottan boktan korkma modundayım şu anda. Dur hele ya, 2 saniye. Scan every CCTV junction box you locate so I can hack it and bring those cameras back online. Taradım oldu mu? O muydu? Hangisini istiyordun? Çok kötü sesler geliyor hocam. Ben oyunu daha fazla oynamak istemiyorum. Şu anda oyunu aldığım için dün pişmanım yani. Hani şeylerinden falan vazgeçtim yani. Hani uzun süreden sonra zombilerin ilk kez gerçekten korkutucu oldun. Korkutucu şeyler olduğunu hatırladım uzun süreden sonra ilk kez. Yok. Yok anam. Almayayım ben. Orada bir tane hayvan ölmüş. Almayayım. Sağ ol. Ben şuradan... Ula ufak ufak sıvışacağım. Siz kafanıza göre takılın. Ben şu kamerayı tarayıp gideceğim valla. Heh. Mutlu musun? Tamam, ne istiyorsun benden daha fazla? Geri döneyim mi? Mi diyorsun daha bana oradan? Gideyim mi yani? Buradan gidilmiyor ki ama. Nereye gideceğim? Oradan mı geçmemi istiyorsun? Bak burada karga var. Karga, oha, item to loot. Kargadan harbiden loot edebiliyorum. Değilim de ne yapmam istiyorsun yani? Hani zombilerle, ya o kadar fazla zombiyle savaşmaya hazır mısın diyorsun da, yani değilim de. Ha, peki, tamam. Bilmiyordum, kusura bakma, fark etmedim, üzgünüm. Bir an beni oraya gönderdiğini zannettim. Pardon ama. Yavaş, yavaş, sakin, sakin ve güzelce oynuyoruz. Kendimizi hemencecik öylece risklere falan atma niyetimiz yok. Öyle değil mi çocuklar? Evet kaptan.
Selam zombicik. Üzerime doğru gelme. Beni fark etmeyin. Ben şuradan şöyle ufaktan ufaktan sıvışacağım. Sen orada gidi dur. Parlak ışıklar ilgilerini çekiyormuş. Kriket sopamı kullanmaktan çekinmem. Fena kafa parçalarım, yemin ediyorum. Nereye? Buraya mı klambon? Ne var ki orada? Bakayım. Hoba. Orada kal be. Ben bir şeye bakmaya gidiyorum. Sen aşağı gelmesen de olur. Bu kadar meraklı olma. Başka iniş yok. Buradan keski ineceğiz. Bak bak, ne diyeceğim sana. Bak zombi. Bir dakika, beni bir bekleseydin. 2 saniye beni bir dinleseydin. Bak. London Bridge is falling down. Falling down. Falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. Can durumum ne benim bu arada? Ölüyor muyum, ölmüyor muyum, ben anlamadım. Fazla gezmeden geldim. Umarım bir şey yanlış yapmıyorumdur. Şu kapıyı açsana bana. İlle şey mi lazım yani? Bazen geri çekilmek en iyi seçeneğindir diyorsun. Tamam, benim için sıkıntı değil geri çekilmek de. Hani senin istediğin şey o mu benden? Asıl sıkıntı o. Tap. Olmadım. Cancel mı yaptım? Arkada bir şey gördüm ortada. İyi oldu. Gazete. Yaşasın, eminim çok ihtiyacım olacak. Nice. Take the shortcut. Kısa yolu al. Direkt ışınlanabiliyor muyum direkt? Evet, save fazla geri dönmek istiyorum. Yuppi, harikaydım. Hiçbir şey yapmadım ki. Yapmadım ki. Ben bu oyunu oynamam oğlum. Bu arada bu oyunun şeyi çok iyi diyorlardı. Wii U versiyonundaki hani Wii U Gamepad'i kullanarak o itemları düzenlemek gibi bir şeyler yapıyorsun. Aynı zamanda sanıyorum birkaç farklı şey için daha kullanıyormuşsun da o aleti. Hani sadece bu değil yani, ona sadece o ekipmanlar falan değil ki, o bile gerçekten kullanımı eğlenceli oluyordu. Zelda Wind Waker'da hani ben kullandım, gerçekten rahattı oradan ayarlaması her şeyi de. Bunu da tabii bilemeyeceğim. Aa, bir dakika lan, burası açılmış bile. Abi sen burayı mı gösteriyorsun zaten? Bir dakika. Ben niye geldim buraya? Gelmeyecek miydim? Burayı gösteriyor gibiydin. Benden ne istiyorsun lanet olasıca oyun? Objektif. Objektiflerim nerede benim? Notebook değil. My missions. Get inside the supermarket. Süpermarketin içine girmem gerekiyormuş. Ben tabii sadece şeyi gördüğümden bastım gittim. Boşu boşuna. Bricklayer Markets. O süpermarkete seve seve gireceğiz. Yubey. Loading screen'iniz de eğlenceliymiş kardeş. Arkadaş şöyle bir oyunu bile 60 FPS, şöyle bir oyunu bile değil daha doğrusu. Yani Ubisoft, eğer tabi siz portladıysanız ki muhtemelen başka birine portlatmışız, bu tatmışsınızdır siz bu oyunu. Çünkü çok anana avradını sikerim orospu çocuğu. Süpermarketin içinde ne var? Burası bomboş. Quick save olsa ya bu oyunda da. Son dönem oynadığım neredeyse bütün bilgisayar oyunlarında quick save var. Habire elimi F5'ten çekmiyorum. Paso F5. F5, 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 ne olur ne olmaz F5 basın. Bayağı bir zombi var kısaca radardan gördüğüm kadarıyla. Madem ping yapıyoruz. Yavaş. Şu an bu videonun bitmesini o kadar çok istiyorum ki. Ha, bitse de kapatsam sonra başka bir şey oynasam falan diye. O noktaya geldim şu an yani. Oyun
Neden bilmiyorum. Aslında oyunda çok fazla bir şey yok yani. Bir şey de görmedim. Tırstım falan değil ama şu an Dead Space'de yaşadığım şeyi yaşıyorum tekrar. Hani bir ara o moda fena giriyordum. Dead Space... Sen niye öldün mü? Git lan. Ha canım yukarıdaymış lan bu arada. Körmüşüm ben yarım saattir. Ölsene. Amcam fena oldu ya. Niye alamıyorum ben onu? Bir saniye. O kadar da korkmama gerek yok sanki. Bir şekilde iki zombinin arasından çıktım ben. İki tanesiyle bile baş edemem diye düşünmüştüm ama pek de öyle olmadı yani. Kek yedim canım tamlandı yani. Zombi virüsün şey yapmanın yolu demek ki neymiş arkadaşlar? Kek. Hep beraber kek yiyoruz bundan sonra. Ne zaman bir gün zombi istilası olursa eğer unutmayın. Kek yiyeceğiz. Abi o kamera değil mi? Ve sen benden kamera taramamı istemiyor musun? O zaman niye taramıyorsun? Taradım mı zaten onu? Bilmiyorum ki. Hala anlamadım ki oyunun mantığını. Hala öyle körlemesine oynuyoruz. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Şimdi bu marketin içine girmemi istiyorsun sen benden, değil mi? Oralar hiç açılacak gibi durmuyor. Belli ki sen benim şuradan girmemi istiyorsun sanırım. Değil mi? Evet. Ve girdiğim zaman geri çıkışım da yok, değil mi? Evet. Hadi hayırlısı. Bir ping yapalım. Yakında zombi var gibi durmuyor. Inventory is full. Hayır değil. Ben şimdi kek yiyeceğim ve İyileşeceğim. Bir sürü de flayer var lan. Ne bokuma yarayacaksa bu kadar flayer kullansam iyi olur yani birkaçını en azından. Daha açık alanlarda kullanmak lazım onu da şimdi. Nasıl? Nasıl gireceğim? Sizler kapıyı zorladığın anda alarm çaldı. Yani lanet fareler. Oha! Yetişti mi? Aa! Fare alacağım ben. Hadi şu flayerlerden birini at. Yani dikkat çekmek için bir işe yarıyordur eminim ama fare ne işe yarayacak? He, yemek için avlanmak iyi güzel de bokunu da çıkarma dedi yani adam bana. Şimdi fare yiyip ondan sonra da gelip bana ya ben şey öldüm. Ne oldum? Tetanoz oldum. Fareden tetanoz oldum tabii. Fareden ben tetanoz oldum. Niye manyağım ben? Başka... Bir tane daha var hemen yakında. Amına. Sen canlısın. Canımsın. Ananı avradını. Ananı avradını. Lan. O ne? Energy drink. Azıcık canımı dolduruyormuş. Azıcık canını yerim. Allah aşkına bırak şu fareyi ya. Tamam bırak flayer mılayır lazım değil. Başka? Burada hala debelenen bir şey var sanki. O sesler nereden geliyor? Bariketler var. Çekiç bariketleri sadece barikatları sadece çekişte kaldırabiliyoruz anlaşıldı. Oyunun da güzel FPS'li bir nevi vurdu. 29'lara 28'lere kadar indi. Bu kadar dengesiz olur zaten anca. Hacı çekici nereden bulacağım? Bakayım. O kapı. O ne? Item. Burada. O ne? Çekiç.
bu kadar kolay olmasını beklememiştim. You're stuck up. If not nailed, then stuck it. What do you mean? I don't get it. Bir bakalım etrafa bir şey var mı benim kaçırdığım gözden. Yok yani. Madem öyle ben çekici alır mutlu mesut hayatıma girerim. Ama çekiç galiba kullanılabilir bir item değil. Sadece buraya gelip remove barricade demem lazım. Böyle çıkaracağız. Okay. Tamam. Okay. Okay. Burada tamam. Hadi okay. Artık istediğim zaman kendim barikat da kurabileceğim halde. Tahtam da var zaten. Değil mi? Bir tane zombi var orada. Bir tane zombinin üstesinden gelirse bu pezevenk canlanmazsa. Bana doğru mu geliyor? Bir tane daha var orada. Hayvanlar var. Infected var bir tane. Kendimize ufak kalp krizleri yaşatalım. Sen pezevenk canlısın hala. Kalkmayacaksın ama. Ne oldu? Niye birden garip bir müzik girdi? O ne? Inventory is full. Hay Allah'ın belası. Ne diyeyim ben sana? Kullan. Kullan adamı. Kullan. Aa benim sodam varmış ya. Meyve suyum da oldu artık. Ben zaten meyve suyunu daha çok severim. Gazlı şeyler içemiyorum biliyor musunuz? İnsanlar bana inanmıyor bunu söylediğim zaman ama ben kola, fanta gibi şeyler içemiyorum. Gazlı hiçbir şey içemiyorum. Yani bir hastalığım falan filan da yok ama oldum olası hiçbir zaman sevmedim. Yani çocukluğumda bana hiç içirmediler. Şimdi alışamıyorum. Alışamadığım birkaç şeyden bir tanesi. Diğeri çay. Çay, kahve hiç içmem mesela. Hiç. Hani. Gel anam. 360 no scope. Harbiden no scope şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Ya. Hiçbir şey alamıyorum ben ya. Üzücü ya. Bağırma lan. Selam. Bir tarayayım mı? Tam şöyle bir bakayım mı? Loot. Loot. Ve loot. Orada da bir loot var sanki. O ne loot'u? Infected positive. Ben seni fark etmemiş miyim anam? Gel. Kalkma. Olur mu? Oha large medi pek çıktı lan. Onu almak lazım. Drop. Bu bayağı bir uğraştıracak beni ya bu muhabbet. Oyunun %90'ı sanıyorum şeyimizi ayarlamakla geçecek, çantamızın içindeki şeyleri. Hani bu sık olan bir şeydir bu arada oyunlarda. Daha geçenlerde yeni bir şeyi yeni bitirdim mesela. Deus Ex'i yeni bitirdim daha geçenlerde işte Human Revolution'ı. Bir gün falan oldu. Dün bitirdim evet. Hani onda bile oyunun yarısı full şeyle geçiyordu yani. Hani bu mermiyi mi alsam, öbür mermiyi mi alsam, şu el bombasını yanında taşısam mı acaba, sonra robot çıkar mı karşıma, MP bombası mı alsam bilmem ne falan derken oyun öyle geçti bitti ya lan. Oyunun sonuna geldiğinde hala çantamda hiç kullanmadığım ve bir gün kullan doğru aldım geldiğinde kullanacağıma inandığım onlarca item'la hani öyle de bitirdik oyunu. Ne bileyim. O yüzden siz cimri gitmeyin, kullanın. Ben Resident Evil'ları da öyle oynuyordum hep. Oyunun sonunda geliyoruz, ondan sonra son boss'a gelince fark ediyordum yani. Bütün oyun boyunca gereksiz şekilde sakladığım, yoksa lazerler, roket atarlar bilmem ne falan. Onu kendime diyordum yani. Ulan dost niye yapıyorsun bunu kendine, oyun boyunca kıtırık silahlarla oynuyorsun. Oradan bir şey geçtiğini gördünüz mü? Sadece ben miydim o? Sadece fare miydi? Lütfen sadece fare olsun. Burada bir şeyler olmuş, birileri ölmüş. Oyunun FPS 40 yazsa da 20 gibi çalışıyor şu anda. Bazen FPS sayıcına da güvenmemek lazım. Bu ne?
Al buldum lan. Bağlan. Mutlu musun? Oldu mu? Good. The CCTV cameras are back online. Every time you scan one of those junction boxes, I'll hack it and update your smart map. Hmm. Take a look at your pad. Pedime bakayım. Bakayım bu mu ped? Hangisi ped? Ped hangisi? Return to save restrooms. Tamam. Şeye geri dönmemi istiyorsun benden. Pedim hangisiydi benim? ID'm varmış. Neymiş? Andrew Cooper ismimde. 30 yaşındaymışım. İngiltereliymişim. London Bridge is falling down'mış. Hacım, pede nereden baktığını anlamadım ben. Cidden anlamadım hani. Skiller değil, my bed değil, my notebook değil, my survival guide değil. Hiçbir değil. Pede buradan mı bakıyorum? Hiçbir şey anlamıyorum. Hadi bakalım. O bu arada backpack'i büyütebiliyormuşuz. Onu da gördüm. Slot. Çıkıyor. Yay mermi ama alamıyorum. Lanet olası sürtük. Çünkü çantam dolmuş bile daha şimdiden. Burada da hiç kullanmadık ki mermi. Onu al. Bu hatun üzerindekileri de al. Al onu da. Ve birazcık mermi kullanmasak artık olur. Bölümü sırf elimizde kriket sopasıyla geçirdik. O değil. Bu adam. Heh. Bakalım tabanca ne kadar güçlü. Ananı avradını... Headshot attım ölmedi ya lan. Haydi be. Çok kötüyüm. İşte öyle triskop. Triskop yalnız. 360 noscope kalmadı diyecektim. Lan kriket kullansam daha iyiydi ya. Neyse abicim ben nasıl olsa oynamayacağım bu oyunu. Kendimi sesi sokmaya gerek yok. Oynamayacağım abi. Oynamam ya. Ne diyorsun lan? Hangi shortcut? Oğlum o shortcut çok uzaktaydı. Beni şimdi o yoldan geri gönderene kadar 30 bin tane zombi çıkarırsın sen benim önüme. Bak pinkte pink yapıyorum gözükmüyor. Eğer karşıma çıkartırsam bir anda yemin ediyorum affetmem seni. Çok şerefsizlik yani yaptığın şey çünkü. Yani şunu yaptığım zaman alt tarafta haritada görüyorsunuz pink yapıyorum. Gözükmesi lazım ama gözükmüyor. Ondan sonra bir anda gözükürse bozuşuruz. Bu arada harbiden smallmuş yani. Verdiği şeye bak. Canı hiç vermesi daha iyiydi ona lan. Milim kadar. Götüm kadar. Götüm. Inventory is full. Ben de daha fazlasını yerim o zaman. Canımı tamlarım. Juice. Bunu kaldırmamı mı istiyorsun benden? What the fuck? Bloody punks making enough noise to raise the dead. Get out of there. Arkadaş sen nesin ya? Ya bu kadar gerçekçi bir zombi oyunu yapıyorsunuz ondan sonra da... La öl be yeter Allah Allah. Yeter ya. Yiyin birbirinizi anasını satayım ben gidiyorum. Ah fuck. Fuck this shit. Bir bok görmüyorum. Buradan çıkabiliyor muyum? Aa level atladım lan. Gelme bana doğru. Sırtımı duvara verdim. Fuck you guys. Daha geliyorsunuz mu? Oha daha bayağı bir geliyorlar. Hoşça kalın. Aynen oraya. Hadi bay bay. Yani hepsini öldürmeye uğraşacak değildim. Dünyanın mermisini zaten heba ettim oradayken. Yani toplu gruplara karşı tabanca daha iyi muhtemelen. Ama olay... Yani tekli zombilere gelince kesinlikle tabancayla uğraştığınızda değmez. Kriketle kafasına çaktığınız zaman çok daha iyi ölüyorlar çünkü. Abi anlamıyorum zaten. Zombi oyunlarındaki yakın mesafe silahlarının bu kadar OP olması ve tabancanın bu kadar güçsüz olması. Nasıl çalıştığımı göstereceğim. Hadi göster bölümü bitireceğim çünkü ondan sonra. Zaman yok. Horde geliyor. Radarını kontrol et. Ha burayı basıyorlar.
Bir de tabii buraya karşı korumamız gerekiyor. Activate derken. Tamam. Buradan yükseltiyoruz onu. Okey. Tamam. Okey. Anladım. Tamam, mermim yok benim. Sıkıntı orada. İki mermim kaldı galiba. Bayağı fena mermi harcadım ben çünkü oradayken. Neredeler abi? Oradalar. Gelin anam. Gelin. Neredesiniz? Gel. Gel lan. Senin beynine beynine. Bu yapmak için iyi bir zaman değildi o. Yes. Buradan mı geleceğim? Gelme. Gelme. Kolay ölüyorlar. Başka? Fuck. Teyzeciğim. Ne yapıyorsun abla? Teyze değilmişsin, ablaymışsın. Ne bileyim ben, fark etmedim. Kusuruma kalma. Hoho, ablacığım üzerinde 5 mermi taşıyormuşsun. Ne hayatın sen ya? Geliyor bir tane daha oradan. Var mı lan başka bir şey? Gel 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 gel. Çok da bayanlar bu zombiler ya. Başka? Sen ölmedin mi lan? Vay kaltak. İyi. Not your neighbor, your friend, your relatives. They're all dead and those things wearing their faces are not human. Aa, iyi. No shit Sherlock yani. Onlar senin akrabaların bilmem ne cercut falan değil. Onlar onun yüzünü yiyen ama alakan alakan falan ama niye... Lan! 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 Niye bunu bana yaparsın oyun? Seninle iyi geçinmiyor muydun? Geri dönmemi istememiş miydin? Hala savaşmam gereken zombiler mi var? Gel o zaman zombicik. Fuck zombi. Fuck. Fuck sana. Fuck anandır zombi. Za zombi. Za. Zombi bir şey diyeceğim. Za. Za. Aa, benimki daha çok bağırıyor. Sanarsın tenis oynuyor pezevenk. Ama tenis oynayan kadın yani şey değil. Tenis oynayan kadınların bağırışını hiç duydunuz mu? Ne oldu lan? Niye düştün sen? Yardım edeyim mi? Gel kalkmana yardım edeyim. İçine vurdum, kafası patladı dallamanın. Öleceğim mi? Ha, daha patlamamış. Arkadaş, sen nasıl bir fiziğe sahipsin? Neredeler hani? Birkaç tanesi içeri girmeyi başardı diyorsun ama göremiyorum ben hiç. Ha, göster yerini halledeyim. Kriket sopam gerçekten güçtür. Sen bana çekici versen ben ne harikaları yaratacağım sana da. Çekici vermiyorsun işte, sıkıntı orada. Ha, buradasınız. Gel canım gel. Meşiriz, koşuyorum. God damn it. Ne güzel gidiyordum. Sen bana niye vurdun ki şimdi? Aa. Ablacığım dur gözünü seveyim. Bir bitmediniz lan. Azıcık bir meyve suyu içen bir kendime gelen. Sen gelmeden ben hemen... Kalkma. Kalkma Allah'ın belası. Kalkma işte. Uuu başardım. Yeeey mola ver. Bunu hak ettin dedi pezevengin çocuğu. Beni dışarı kitlemeyi iyi biliyor. Hmm, birazcık uyu. Bu uyku sana iyi gelecektir. Öyle mi? Nerede değil lan benim yatağım? Bunlar değil, bunlar değil, bunlar değil, bunlar değil. Şu. Yeeey. Ancak burada save edebiliyorum galiba aynı. Kısaca save'den save yani. Ne zaman buraya gelirsem bir fikrim var. Buckingham Palace'a yol atmak.
Hayır. İşte Zombie U böyle bir oyunmuş. Daha doğrusu şu anda artık ismi Zombie. Zombie U değil. Yani gördüğüm kadarıyla survival deneyimine yakın olduğunu söyleyebiliriz pek çok zombie oyununa göre. Başlarda ortam birazcık beni tırsıtmıştı ama devam ettikçe birazcık alışmaya başladım. Hani açıkçası o kadar şey olmadı. Muhtemelen ama gene de ilerlemeye tırsacağım bir oyun ve tek başıma oynamak istemeyeceğim bir oyun çok büyük ihtimalle. Aynı izin sevdiğiniz için teşekkürler, ilk izlenim buraya kadardı. Şimdi bundan sonraki çekmeyi düşündüğüm ilk izlenimler bir tanesi Five Nights at Freddy's'di. Diğeri de Dishonored Definitive Edition'dı. Five Nights at Freddy's gene aynı şekilde nedense Shadowplay'i çalıştıramadım. Ve üzerinden birazcık zaman geçti. Bilmiyorum geri dönsem dönmesem bilmiyorum. Bir tane arkadaş göndermişti bana onu hediye olarak, kendim almadım. Ona da böyle bir sözüm vardı ilk izlenimini çekeceğim diye. O yüzden çekebilirim. Dishonored Definitive Edition'da PC'ye çıkmıyormuş. Yani bilgisayarı yokmuş sanıyorum. Sadece konsollara çıkan bir versiyonmuş. İnternetten ufak bir araştırma yapacağım. Daha hiç bakmadım ona. Konsolla bilgisayar arasındaki, yani Definitive Edition'da bilgisayar versiyonu aşağı yukarı aynı versiyon mu diye bakacağım. Hani Definitive olmasının tek sebebi 60 FPS olması mı? Mesela PlayStation 4'teki. Ona bakacağım. Eğer gerçekten bir fark yoksa eğer Dishonored'ın normal versiyonunu geçenlerde biri bana hediye etti sağ olsun. Ondan çekerim yani. Ona ilk izlenim çekerim. Aynı şey sonunda. Definitive Edition veya o aynı şey. Bu kadar. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Umuyorum videoda sıkıntı çıkmamıştır. Umuyorum bu video size ulaşabilmiştir. Ulaşabildiyse iyi günler diye videoyu bitireyim hadi.